vaka sayısının tam böyle düşmek üzereyken birden artışa geçmesi, bu Covid'in belki de artık Covid'le yaşamamız gerektiğine dair bize verdiği bir mesajdır. Bütün illerde sayı düşerken Diyarbakır'da hep pik dönemleri Temmuz-Ağustos dönemine denk geliyor. Tabii Türkiye geneli de böyle, şu anda da artışlar var ama şöyle bir avantajı var. Muhtemelen aşılamanın faydasıdır ya da virüsün uğradığı mutasyon veya insan vücudunun artık o virüse gösterdiği tepkilerin artmasıyla ilgili bir şey. Daha hafif atlatılıyor, daha hafif geçiriliyor şu anda COVID'ler. Bunun bir avantajı var, bir de dezavantajı var. Daha hafif geçiriyor olmak tabii hastaneye yatış oranını azaltıyor, ölüm sayısını azaltıyor ama şöyle bir dezavantajı da var. Test yapmayan kişi sayısı da çok fazla. Aslında şu an resmi olarak açıklanan rakamların en az 4 katı kadar COVID vakası toplum arasında ortalıkta geziyor diyebiliriz. Şöyle bir dezavantaj sağlıyor tabii. Riskli gruplar açısından, aşılanmamış kişiler açısından o hastalığı kapmak yine hastane yatış oranını arttırmaya başladı. Gün geçtikçe artacak gibi duruyor da, ölüm sayıları da artacak gibi duruyor. Böyle bir dezavantajı da var şu anda. Bu belki de bir şeylerin sinyalidir bizim için. Vaka sayısı artıyor, hafif geçiriyorsunuz ama bu her an tersine de dönebilir. Yani ağır geçirme dönemleri de olabilir. Çünkü virüs her gün kendini yeniliyor. Şu an karşımıza böyle çıktı. Yarın öbür gün daha ağır seyretmeyeceğine dair bir garanti yok elimizde. O yüzden aslında önlemlerin bir an önce tekrar başlaması gerekiyor. Yazdır, turizm sezonudur diye sanırım Türkiye genelinde çok böyle önlem alma taraftarı görünmüyor kimse ama aslında önlemlerin bir an önce alınması, yine maske, hijyen, mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hafif geçiriyoruz diye hafife almayalım. Virüs hala var. Bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz galiba. Aşımızı ihmal etmeyelim. Yapılan çalışmalara göre de aşı yapanla yapmayan arasında çok fark var. Aşı yapanlar hastalığı çok daha hafif atlatıyorlar. Kontrol dozlarımızı, hatırlatma dozlarımızı mutlaka yapalım.